Abaloğlu'nda 14 sene çalıştık. Geçtiğimiz Temmuz ayında sendikanın örgütlenmesini bitirdik. Bitirmeden bizim çıkışımızı verdiler. İş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye attığımızdan dolayı. Sonra öğrendik, 46. maddeden çıkarıldık. Ondan sonraki süreç işte mahkemelere başvurduk. 6 ay gibi kısa bir sürede mahkemeyi kazandık. İşe iadeyi, sendikal tazminatı. Şimdi geçtiğimiz günlerde iki arkadaşımız daha çıkardılar. Ondan sonra fabrikanın önünde eylemlere başladık. Haziran 7 2011'de işe girdim. 29 Temmuz 2021'de işten çıkartıldım. İşten çıkartılmamın sebebi sendika üye olmam. Çıkarıldığım kod 46. kod. Talebimiz işten atılmalar durdurulsun. Sendikayla masaya oturulsun. Başka da bir şey istemiyoruz bunlardan. Arkadaşlar için söyleyeyim, örgütlülüklerine devam etsinler. Sıkıntı yok, biz buradayız, kapının önündeyiz. Masaya oturana kadar buradayız. Benim zamanımda 70 saat yaptığım mesailerden 20 saat aldığım mesailer oldu. Kimse hakkını yedirmesin, ben 10 aydır işsizim. Hakkımı aramaya devam edeceğim, 24 saatte burada durmaya devam edeceğim. Zorluklar içindeyim. 5 tane çocuğum var, kışın iş yok. Yazın bir 3 ay ova işi yapacağım. Ondan sonra başka bir işim yok. Rezistada mesailer kesiliyor. 50 saatini yarısı, 3'te 2'si kesiliyor. Kimse içerideki denilere inanmasın. Abaloğlu örgütlenmesini geçen yıl bu zamanlara yakın 28 gün gibi çok kısa bir sürede yetki tespit sayısına ulaşaraktan yetkili bir sendik olduk burada. Bu süreçten sonra bölgede Turgutlu'da temsilciliğimizi açtık. Mücadelemizi içki kardeşlerimizle beraber yürütüyoruz burada. Tabii burada işverenin hukuk tanımaz tavırları, gördüğünüz sizler de buna şahit oluyorsunuz bütün örgütlenmelerde. İşçinin anayasal hakkını engelleme kadar her türlü eylemde, politikada bulundular. Burada insanlarımızı, kardeşlerimizi haksız yere, hukuksuz yere işlerinden çıkarıldılar. Bu insanlar aşsız, işsiz, ekmeksiz kaldı. Çoluğu, çocuğu, aileleri var bu insanların. Bizler istiyoruz ki Abaloğlu bu süreçte fazla daha direnmesin. İşçinin anayasal hakkını kullandığı gibi işveren anayasaya uygun hareket ederek burada toplu iş sözleşmesi masasına otursun. Burada bundan 3-4 gün önce güzel bir eylem planı hazırladık ve 300-400 tane arkadaşımız burada meydanlarda İmdaş'a Abaloğlu'nu protesto etti. Ve nitekim bunun neticesinde de işverenden hiçbir iyi niyet görmüyoruz. Bu iyi niyeti göremediğimiz gibi artı bizleri düzen bozucu, huzur bozucu, yani asıl demek istediği şu, içerideki 1500 tane, 1800 tane üyemi huzur ve düzen bozucu olarak ilan ediyor. Biz buna katılmıyoruz. Sendikamız, Özgüdağ İş Sendikamız verdiği mücadelen bir adım dahi geri atmayacaktır. Burada işçimiz kazanana kadar biz Abaloğlu'nda gerekirse gece gündüz burada yatmaya hazırız. Emekçi kardeşimiz sonuna kadar haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. İşçiyiz! Haklıyız! Haklıyız! Kazanacağız! 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 Kazanacağız!